Gel, gel buraya, gel. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektör Temsilcim, Sayın Sağlık Müdürüm, değerli parti temsilcileri, il başkanları, Süleymanpaşa Belediye Başkan Temsilcim, Sivil Toplum Kuruluşu'ndan bugünümüzde yanımızda olan hepinize çok teşekkür ederek konuşmaya başlıyorum. Bugün kutladığımız tıp bayramının tarihçesine bakacak olursak, Tıphane-i Amire, Cerrahane-i Amire adı altında 1827'de, 14 Mart 1827'de kurulmuş Türkiye'deki modern tıp. Ama 14 Mart'ın kutlanmasının asıl sebebi bu değil. İlk 14 Mart Tıp Bayramı 14 Mart 1919 İstanbul işgal altındayken tıbbiyeli öğrenciler işgale karşı başkaldırı gösterebilmek amacıyla böyle bir bayram kutlama planlıyorlar ve bunda okul öğretmenlerinin de profesörlerin de desteğiyle çok ciddi bir katılımla işgal kuvvetlerine karşı bir gövde gösterisi, bir başkaldırı yapmış oluyor. O günden sonra da ülkemizde 14 Mart'ı bir tıp bayramı olarak kutluyoruz. 2005 yılından beri de artık bu haftayı sağlık haftası olarak kutlamaya devam ediyoruz. Peki bayram gününde hekimler ne düşünüyor? Anlatmaya çalışayım. İnsan niçin çalışır? Beslenme, barınma ve güvenlik, kendini güvende hissetmek. Ne yazık ki sağlık çalışanları, biz hekimler başta olmak üzere kendimizi güvende hissetmiyoruz. Çalıştığımız kurumlarda da güvenlik kaygısı yaşıyoruz. Daha da önemlisi emekliliğimizde de güvenlik kaygısı yaşıyoruz. Çünkü hastanede çalışan arkadaşlarımızın performansları emekliliklerine yansımıyor. Türkiye'de emeklilik yaşı 70 diye hekimlerde çıkartılıyor ve biz sevinmek zorunda kalıyoruz. Çünkü emekli olduğumuz zaman yaşayabileceğimiz kadar bir emekli maaşına sahip değil. Bunun yanında bugün daha çalışırken birçok birimde, özellikle artık teknolojinin gelişmesiyle radyolojik imkanlar gelişti. Ve hekim arkadaşlar da bunu kullanıyorlar. Ama hekimlerin bir radyoloji teknisyeni kadar dahi sosyal ve mesleki hakları yok. Bu radyasyona maruz kalıyor. Özel hastanelerde çıkarılan kanunlarla hakikaten hekimlerin hepsi hastanede birer taşeron şeklinde çalışmak zorunda kaldı. Ciddi problemler. İş yeri hekimliğine hiç girmeyeyim. Çok çok kötü. Yani 10 sene önceye oranla onda bir maaşla bugün çalışmaya çalışıyorlar. Ve hakikaten gelecek kaygımız çok büyük. Bunlar tehlikeli, sıkıntılı. Neden? Hekim herkese her an lazım olacak bir şey. Hekim olmazsa çalışan işe gidemez. Yönetici işe gidemez. Üretim durur, her şey durur. Her meslek grubu çalışanının, her kademede çalışanının hasta olduğunda hükme ihtiyacı var. Çünkü bu işler değil, bu temponun bu döngünün devam etmesi lazım. Bunu sağlayacak tek kişi de hekim. Ama hekimler artık bugün kendi kaygılarına düşmüş durumda. Hekimler kendi sağlıklarını kaybederken başkalarının sağlığını düşünmek zorunda bırakılıyor. Bundan dolayı hekimlik konusunda yapılması gereken ve bugüne kadar yapılması söylenip ama yapılmayan kanun tasarımları, yıpranma gibi, performansların emekliliğe yansıması gibi, maaşların düzeltilmesi gibi, sosyal haklarımızın daha güncel, daha insancı hale getirilmesi gibi bir an önce ivedilikle çıkartılması tasarımı. Bu vesileyle siz değerli katılımcılar nezdinde, tüm meslektaşlarımın tıp bayramını kutlar. Geldiğiniz için bir kez daha hepinize çok teşekkür ederim.